Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Faruk ve acilin önünde. Maalesef arkadaşlar Alev'i içeriye götürdüler ve bizi içeri almıyorlar. Polisler kapıya geçmiş durumda. Göremiyoruz. Yani acil bayağı bildiğiniz kilitlendi. Görüyorsunuz insanlar panik halinde olun sen oğlum. Alev ölüyor lan. Rahatlığa bak. Siz bunlar eldenmeyin. Bunlar namussuz. Yani Faruk bayağı üzüldü. İnanılmaz üzüldü. Ama biliyorsunuz bölümün sonunda motorculara vurmuştu. Bakalım onlardan bir şey çıkacak mı? E hadi başlayalım. Ya memur bey, bırakın da geçeyim ne olur. Alev'imi bir görmek istiyorum. Memur bey, 5 saattir kimse bir şey demiyor memur bey. Ne olur memur bey ya, bak sabah olmuş memur bey. Ne olur içeri alın beni. Ya bir ara ben seni Ali komiser olarak kullanmıyor muydum ya bu tip? Evet, bu o değil mi lan? Ne oldu sana böyle ya? Normal polis mi oldun sen? Jandarmaydın en son. Sorma ya, valla attılar beni de timden ya. Kaldım öyle mal gibi. Rıza baba almıyor ki be. Ya kusura bakma kardeşim, seni içeri alamıyorum. Maalesef vurulma olaylarında yakınları içeri götürmüyoruz. Ya ama kardeşim, o benim yakınım değil ki. O benim biriciğim. Evlenme teklif ettiğim kadın. Alev yani o. Valla yapabileceğim bir şey yok, kusura bakma. Sen de görevini yapıyorsun, haklısın. Ne yapsam ya? Ne oluyor lan? Aa, o kim ya? Hamza abi geldi. Hamza abi yardım et abi. Alev ölüyor abi. Abi çıksana. Alev mi yapıyorsun içeride, ne yapıyorsun? Faruk kızım nerede? Alevime ne oldu? Faruk mafyalar mı saldırdı? Kim yaptı? Hangi çete Faruk? Konuşsana, dilini mi yuttun? Abi bilmiyorum abi. Ama askeriye eğitimliydiler abi. Yani söyleyemem ya da söylesem mi? Abi, hani sen beni bordo belelikten almıştın ya. Faruk, şimdi buraya Alev'i konuşmaya geldik. Senin meselelerini değil. Alev'e ne oldu? Kim vurdu? E bir dinle abi, ama anlayacaksın. Abi sen beni almıştın ya. Ben aslında bordo belelikten çıkmadım abi. Ben hala görevdeyim. Gizli görevdeyim abi. Faruk sen ne saçmalıyorsun? Ben seni özel kuvvetlerden çıkarttım ya. Ben senin komutanlarınla görüştüm. Dediler ki Hamza abi, ben ettim sen etme. Aldık time çocuğu ama özür dileriz dediler. Çıkarttılar da seni. Öyle olmadı işte abi. Komutan geldi. Bir de 10 kişinin başı var bizim namussuz. Dedi ki Feruk dedi, bu işimize yarayabilir dedi. Yani dedi, sen dedi time katılırsan dedi, bayağı bildiğin dedi gizli görevde olursun Faruk dedi. Okula da devam edersin dedi. Hem doktor olursun hem bordo belirli dedi. Abi vallahi tekliflerini kabul etmiştim. Geçen bir operasyona katıldım abi. Çanta mantı aldıydım biliyor musun? Garaja koydum onu. İşte abi ben geldiğimde bir baktım Alev evden gidiyor falan. Sanırım kendisini aldattığımı düşündü. Ondan sonra abi yukarıdan sniperlar gördüm ama çok geç oldu yani. Faruk, o kadar hızlı anlattın ki hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. Nasıl yani? Sen bir göreve gittin ve görevin olan şeyi eve mi getirdin Faruk? Ciddi misin sen? Bir de özel kuvvetlerdesin Faruk. Bunu nasıl yaparsın Faruk? Kızımın kanı senin elinde Faruk. Şayet ölürse en büyük düşmanım sensin. Öyle deme Hamza abi ya. Ben ister miydim Hamza abi? Of ya. Vallahi arabanın dibine şöyle biraz çöldürüyor. Oh. Yani Hamza abi işemiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Yani ya ben ister miydim abi ya? Ben ister miydim gözünü seveyim Alev? Uyan ne olur. Uyan vallahi, istifa edeceğim Alev. Faruk kusura bakma oğlum ya. Senin de durumunu düşünemedim. Tamam sıkma bu kadar yani, canını sıkma Faruk, bak ben de dom aldım. Yapma oğlum, tamam. Metin olmamız lazım. İçerideki kız bize güveniyor Faruk. İntikamını almayacak mıyız? İntikam mı? Abi benim gözüm intikam hırsıyla yanıyor abi. Abi bana bir hedef ver abi. Gideyim öldüreyim abi. Sakin ol Faruk. Öfkeni kontrol altında tut. Ben araştırtıracağım olayı. Bakalım kim çıkacak altından. Bir görgü tanığı, bir şahit, bir şey yok mu ya? Bir şey görmemiş mi kimse? Abi suikastçılar bir mekana kaldırdım abi. Bunlar yine Alev'e saldıracaktı, öldürdüm abi. Ondan sonra işte onları paketledim. Ben sana adresi vereyim abi. Sen git bir bak bakalım. Tamam Faruk. Sen burada kızımın başında bekle. Ben neler öğrenebileceğime bakacağım Faruk. Oğlum hadi gidelim oğlum. Ben de dom almaya alıştım galiba. Oğlum hadi gidelim. Faruk adresi benim telefona mesaj at, tamam mı? Hadi oğlum. Eyvallah Hamza abi, eyvallah. Görüşürüz Hamza abi. Of lan, ne oluyor lan? Beni mi ezecek? Hamza abi bu senin şoför biraz çılgın ya. Baksanıza. Bayağı deli lan. Hamza abi. Aman diyeyim abi, dikkat et kendine. Adamlar özel eğitimli. Bağladım ama yine de ne olur ne olmaz abi. Benim arabaya çarpma da. Aslansın. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Alev ne olur uyan Alev. Ya memur bey içeriye bir sorsanıza. Alev belki uyanmıştır memur bey ya. Ya delikanlı bak, seni de anlıyorum da. Yani lütfen bak, zor kullanmak zorunda kalacağız. İstiyorsan git bir dinlen. Nasıl ya? Alev'i burada yalnız mı bırakayım?
Abi sen ne diyorsun? O benim canım ciğerim ya. Delikanlı, seni çok iyi anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok burada. Doktor değilsin, bir şey değilsin. Hadi uza. Haklısın galiba abi ya. Ulan, özel kuvvetler dairesine gideceğim. Ve basacağım istifayı. Uğraşamam artık bunlarla. Yeter ya. Alevimden daha önemli. Yeter artık. Kızın canı tehlikeye girdi. Resmen benim yüzümden ölümden döndü. Özel kuvvetlerin kapısından gireceğim. Tekmeyi vuracağım. Diyeceğim ki, komutanım, bakın benim adım Faruk olabilir. Ben burada bereli olmuş olabilirim. Ama hiçbir şey Alevim'den kıymetli değil lan. Diyeceğim. Komutanın yüzüne tüküreceğim. Sonra komutan jopu beni de kaybedecek. Tabi böyle olmayacak da. İstifa edeceğim. İstifa etmeye kararlıyım. Yeter ulan. Yeter. Hiçbir şey Alev'den kıymetli olamaz, tamam mı? Olamaz. O kızın güzel yüzü söndü. Benim yüzümden. Niye? Çünkü gizli görev yüzünden. Hayır. Ben bunları yaşayacak adam değilim. Ben memlekete doktor olmaya gelmedim. Memleket. Annemle babam gelecekti. Onlar gelecekti bugün ya. Oğlum. Vallahi inecek uçaklar akşama doğru ya. Ne yapacağız? Oğlum kız isteyeceğiz diye çağırdım lan. Ben şimdi nasıl derim? Anne baba. Oğlunuz yüzünden gelininiz hastanede yatıyor. Muhtemelen de ölecek. Nasıl derim ya? Diyemem ki. Vallahi bu özel kuvvetli kişi benim canıma yetti artık. Basıyorum istifayı. Ya da onlar bana basıyor. Ben çok emin değilim. Ulan. Ulan kim yaptı lan? Kim yaptı? Karşı istihbaratlardan biri mi? Ama neden Alevi hedef aldılar arkadaşlar? Çok saçma değil mi? Bir düşünün. Beni öldürmeleri gerekmiyor mu? Malzemeleri kaçıran bendim. Neden Alev? Alevi niye hedef alsınlar? Çok saçma. Ama niye olduğunu bulacağım. Elbet bulacağım oğlum. Bulduktan sonra var ya, o tetiği çekmelerini emreden adamın götünü o tetiği sokacağım. Evet. Aç güvenlik kardeşim aç. Özel kuvvetlerden Faruk işte, açsana. Aç şu kapıyı. Heh, sağ ol. Allah Allah ya. Tanımıyor musunuz hala? Plakayı da Faruk yaptık. Yeter ulan. Yeter diyeceğim. İstifa ediyorum artık. İstifa. Çok fena sinirlenmiş durumdayım. Haydi bakalım aç aç. Özel kuvvetler özel. Özel kuvvet ne yapıyorlar? Faruk'a bakın. Etrafa. Yok öyle bir şey yok. Kardeşim açın sen. Kırılmış lan. Ben de açın diye basıyorum. Ya şunu bir yaptırın ya. Allah rızası için. Nereye park etsem? Nereye sıcak bu adamları ya? Şöyle koyalım abi. Tamamdır. Gideceğim istifamı vereceğim. Diyeceğim ki komutanım. Alevden kıymetli bir şey yok lan. Diyeceğim. Ondan sonra dedim ki. Ulan sepeti sen ne yapıyorsun Faruk dedim. Yani baktım nömessiz güzel kız ayarlamış. Alev midir nedir? Vuruldu şimdi. Yazık oldu. Ulan nömessizler. Kim vurdu haberiniz var mı? Yok abi ya çok üzüldük vallahi. Faruk'a da yazık olmuş yani. Abi ne diyorsun? Kim yaptırmıştır ya? Vallahi benim güzel bir tahminim vardır. Ama çok da emin değilim. Faruk Faruk. Güzelim kıza çakamadan gitti ulan. Yazık oldu. Hey. Hey komutan orada. Faruk. Faruk kendini topla. Faruk. Faruk hazır ol. Ulan sen bunu nasıl yaparsın bana lan? Yapmayın yapmayın tamam durun. Olmaz Faruk. Bu kötü bir fikir. Yanındaki ikisi kevgire çevirir bizi. En iyisi insan gibi konuşalım değil mi? Tabi. Böyle şimdi gidersek olmaz. Komutanım. Önbaşı. Ulan önbaşı. Önbaşım. Ben buraya niye geldim biliyor musunuz? Vallahi tahmin edebiliyorum sepeti. Niye geldiğini anlıyorum Faruk. Ama yapma. Komutanım. Kusura bakmayın. Orada can çekişen benim sevgilim. Bakın siz hiçbir şey olmamış gibi sigaralarınızı düttürüyor. Ne bileyim kahvelerinizi içiyor olabilirsiniz. Ama komutanım o benim için her şey. Orada yatan güzellik var ya benim hayatımın annemi komutanım. Sizin yüzünüzden o görevleriniz yüzünden o kız orada yatıyor komutanım. Faruk ben neyim? Askersiniz ne olacak işte. Ula sepeti onu mu diyorum sana? Benim rütbem ne? Önbaşısınız. Bu işin rütbeyle ne alakası var? Ula sepeti emri ben mi verdim? Benim böyle bir operasyon yapma yetkim mi var? Bana niye çemkiriyorsun Faruk? Ben yapmadım sonuçta. Nedir? Komutan verdi emri. Bir şey diyeceksen ona diyeceksin. Ben komutanı falan bilmem onbaşı.
Beni o adama öneren sendin. Yok Faruk vururmuş, yok Faruk helikopterden ters sarkarak adam vuruyormuş. Götünden başından uydurmuşsun onbaşı. Senin yüzünden kız orada yatıyor. Onbaşı, sen ne işler çeviriyorsun ya? Faruk, zamanında benim de bir oğlum vardı. Tıpkı sana benziyordu Faruk. Yani sen onu andırdığın için senin rütbe olarak yükselmeni istiyorum. Yoksa kötü bir niyetim yoktur. Hadi ya. Yazık onbaşım ya, bak ağlarım şimdi. Oğlunuza ne oldu onbaşım? Operasyonda mı öldü? Yok be Faruk, peçetede öldü. Oğlum benim ne oğlum olacak? Tövbe estağfurullah. Şaka yapıyorum şaka, nömezsiz. Faruk, seni onlayabiliyorum. Ama ne olur, kız vuruldu diye görevinden vazgeçme Faruk. Sen yükselebilirsin. Çok yüksek yerlere geleceksin. Komutanım, ne kadar yükseğe gelirsem geleyim, Alevimin yanında olmadığım sürece, o bunları bilmediği sürece, onaylamadığı sürece benim için önemi yok komutanım. Öyle değil mi karanlık kardeş? Sen bizim özel timden değil misin? Yani bizim de bir özelliğimiz vardı şimdi, biliyor musun kardeşim? Yani anlıyorum ben seni. Ama Faruk, bak bizim iş böyledir. Vurulanlar olacak, ölenler olacak Faruk. Biz yerden serden geçmiş insanlarız. Orası öyle de ben bu işi yapamayabilirim. Onbaşım, işte benim istifa dilekçem. Buyurun. 5 tane sulça, 6 tane yoğurt, 2 tane koyganlaştırıcı, 1 tane ince prez... Oğlum bu nedir Faruk? Niye komutanım, pardon ya. Benim şey o ev listesiydi komutanım. O değil, istifa dilekçem bu komutanım. Özel kuvvetler komutanlığında yapmakta olduğum portoperelik görevimden kendi rızamla istifa ediyorum. İmza Faruk. Faruk. Evet komutanım. İşte silahım da burada. Zaten rozetim de gelmedi komutanım ya. Hangi kargoya verdiniz anlamadım ki. Evde yoktunuz yazmışlar komutanım kapıya. Bildiğiniz rozeti bırakmamışlar. Peki ya Faruk. Şimdi seni burada vursam ve seni bir konteynere atsam. Sonra da desem ki operasyon zayiatı. Ne yapacaksın nömüzsüz? Ben silahtan mı korkacağım onbaşı? Çek ulan tetiği. Durma. Götün varsa çek. Alev öldükten sonra benim yaşamamın ne mantığı var lan? Vay be. Helal olsun Faruk. Görüyor musunuz? Onalar ne yiğitler doğuruyor. Tamam Faruk çekil. Ben istifanı düşüneceğim. Düşünmeyin onbaşı. İşlemi alın. Bundan sonra yokum ben. Yeter ulan. Kime doğrultuyor ya? Kafa yemiş. Ah ulan ah Alev. Bunu daha önceden yapmam gerekiyordu. Sen böyle durumlara düşmeden önce. Neyse eşeklik bende Alev. İnşallah uyanırsın ya. İstifamızı da bastık. Çıkabiliriz artık. Ulan ya. Ulan inanamıyorum var ya. Resmen Alev benim yüzümden vuruldu. Açın lan kapıyı. Şayet Alev ölürse kendimi asla affediyorum galiba baksanıza. Ufaktan ufaktan affediyorum. Kendimi asla affetmem. Ulan ya. Ne biçim adamsın Faruk. Bir sevdiğini koruyamadın. Lanet olsun. Geldiler, snipeladılar uzaktan. Ya, çok yoruldum ya. Şöyle bir köşeye mi çeksem, ne yapsam ya? Olabilir aslında. Şöyle biraz köşeye çekeyim. Ben biraz kestiriyorum. Oho, Faruk efendi. Biz hastanede can çekişelim, adam burada keyif yapsın. Faruk. Ama Alev'in sesini duyuyorum ama. Yok ya, o hastanede ölüyordur. Faruk, sesime gel. Ulan uyansana İbni. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Alev? Alev? Gerçek misin sen? Vallahi memeli yani yüzün gerçek gibi duruyor. Alev ben kafayı mı yiyorum Allah'ım? Allah'ım Alev. Alev? Sen gerçek misin kız? Hay Faruk ne kadar gerizekalısın. Gerçeğe benziyor muyum hiç ya? Ben senin kafanda uydurduğun hayalim. Niye öyle mi? Altının rakamlarını söylesene Alev. Tutturursam seni daha iyi hastanelere götürürüm belki Alevciğim. Rakamlar ne kız ne müssüz. Faruk. Beni ölüme terk ettin. Beni bile bile tehlikeye soktun Faruk. Bana söylemedin bu arada bereli olduğunu. Niye söyleyecektim Alev ya. Ama vaktim olmadı Alev. Kusura bakma sniperlara kurban gittin. Alev, ne olur bir şans daha ver. Ne olur hayata geri dön Alev. Böyle olmaz. Hayalet hayalet sevişi yani hayalet hayalet olmaz Alev. Hayaletlikte iş yok, sigortası falan da yoktur. Ne olur evine dön. Faruk, şayet beni seviyorsan. Faruk şayet seviyorsan.
Hastaneden ayrılmazsın Faruk. Kapımda bekle. Belki seni affederim. Ya, ne kadar bekleyeceğim ya? Alev, zaten çok yoruldum. Biraz eve geçip dinlenecektim ya. Uyanacağın yok senin. Ben eve geçeyim. Ulan pezevenk. Senin yüzünden vuruldum. Eşek gibi bekleyeceksin o kapıda. Gerekirse 10 yıl Faruk. Gerekirse 10 yıl. 10 yıl mı? 10 yıl çok iyi Alev. Alev. 10 yıl fazla değil mi Alev? Alev. Ay Allah'ım. Ay hayalmiş ya. Ben de bir an gerçek sandım. 10 yıl dedi lan kız. 10 yıl. 10 yıl kim bekler ya? Vallahi ben beklemem. Neymişsiz gitmeden altılıyı ver dedim, vermedi. Ulan ölecek mi yoksa ya? Onu mu gördüm? Bana malum mu oldu? Aptala malum olur derler biliyorsunuz. Ben aptal mıyım lan? Bir dakika, olabilir. Yani... Alev ya, ölme ne olur ölme. Ulan şu depoya gidip adamlara öttürme vakti. Onların ağzını yüzünü kıracağım onların. O namussuzlar var ya. Hep onların suçu. Geliyorum ulan. Geliyorum. Ulan seni öttüreceğim var ya. Birini canlı ele geçirmiştim. Aa Hamza abi gelmiş. Seni öttüreceğim oğlum. Seni öttüreceğim. Beyler kalın siz burada. Aha Hamza abi başlamış bile. Konuş lan konuş. Nasıl olur bu? Anlat, kime çalışıyorsun? Eline sağlık Hamza abi. Eline sağlık abi. Vur abi vur. Vur. Hamza abi. Bu ondan anlamaz abi, bir dakika. Benim şurada ekipmanları vardı. Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin. Bir dakika Hamza abi, üstümü başımı bir çıkartayım. Hamza abi tamamdır. Sen bana bırak abi. Sen bana bırak abi. Kazayla onu da dövdüm. Hamza abi çekil abi. Kusura bakma, çekil. Öteceksin oğlum, bana vuruyorsun ha güzel. Öteceksin. 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 Kimin adamı olduğunu, emri kimden aldığını, malı fırıncıyı odan nereye götürdüğünüzü. Hepsini öğreneceğim. Hepsini. Hepsini. Anladın mı? Alev orada. Can çekişiyor. Niye Alev'i kovaladınız? Kim verdi emri? Kim verdi? Kim diyorum sana? Kim? Konuş. Anlat. Kim? Faruk, öldüreceksin adamı, dur. Ölsün abi. Alev ölüyor. Bu orospu çocuğu da ölsün abi. Memleketten bir tane yavşak eksilir abi. Ne olur ki? Bunun ne faydası var abi? Ölsün abi. Kalk lan. Bayılmış numarası yapma. Ben seni nasıl uyandıracağımı biliyorum. Kalk dedim sana. Kalk. Uyandın demek ha. Aferin. Uyan. Konuş. Konuş lan. Konuş. Konuş bakayım. Konuş, gel. Gel lan. Konuş. Ne ah, namussuz. Anlat. Kim patronun? Konuş. Kalk dedim lan. Konuş. Erkek sen, elindekini bırak da gel lan. Erkek misin? Sopayı alan dayılık yapıyor. Götün yiyorsa sopasız gel genç oğlan. Sevgilini vurduğum gibi seni de vurayım. Sopasız bir bok değilsiniz. Delikanlı mısınız lan? Gel lan. Gel. Senden mi korkacağım? Gel. Gel ulan orospu çocuğu. Gel. Gel bakalım. Sen de çekil lan şuradan bir. Şunu dövüyoruz. Gel lan. Gel bakayım. Belli belli sen de eğitimlisin. Kimden aldın eğitimi söyle. Söyle. Malları fırıncı ibodan malıyordunuz. Söyle. Kimsin lan? Kimsin? Zaten dövecek adam arıyordum. Kimsin lan? Neymiş? Sopaya mı güveniyormuşum? Kimsin oğlumsin? Benim sevgilim bayılmış lan orada. Kimsin sen? Ölüyor belki de. Çekilin lan. Çok fena sinirlendi Faruk. Faruk sinirlenince başka bir adam oluyor. Kimsin? Orospu çocuğu sen. Kimden aldın emri? Vur vur güzel. Beni gaza getir güzel. Konuş. Kimden aldın emri? Konuş dedim. Konuş lan. Hadi. Az önce artistlik yapıyordun. Yüzün morardı değil mi? Ulan namussuz seni. Konuşacaksın. Konuşacaksın. Ya konuşacaksın. Ya konuşacaksın. Ortası yok. Yok, anlıyor musun? Yok lan. Namussuz. Konuşacaksın. Gel böyle gel. Gel böyle. Bu da bizi böyle şey sandı. Tıfıl mıfıl gördü. Dövebilirim sende. Kimsin lan sen? Kimsin? Ben özel kuvvetlerden eğitim aldım. Kimsin oğlum sen? Gerizekalı. Çekilsene kel. Şşş. Sen git Brazzers'te oyna namussuz. Bak orada kadro açığı var. Ulan kimsin?
gerizekalı. Aa, ne oldu lan? Yapma abi. Yapma ne olur. Abi tamam. Abi. Konuşacağım abi. 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 Abi biraz su getirsene ya. Biriniz su getirsin şu adama. Anlat. Büyüksün abi. Abi. Yapma abi. Abi. Abi ya senin o manitanın o göt neydi yani öyle abi o ne öyle ya abi. Hadi yine iyisin yani. Ulan abi çakmışsın manitaya. Sakın Faruk, seni gaza getirmeye çalışıyor. Faruk yapma. Bırak o silahı Faruk. Faruk. Faruk yaptığını beğendin mi Faruk? Oha lan silah çıktı. Namussuzun silahı varmıştı. Faruk yaptığını beğendin mi? Bayıldı. Oha Faruk bayıldı. Oğlum bir su getirin. Su getirin. Tansiyonu düştü galiba. Faruk. Faruk. Oğlum Faruk. Evladım. İyi misin? Faruk kendine misin? Ambulans çağırayım mı oğlum? Yok abi. Ben iyiyim abi. Abi kusura bakma. Çok fena gözüm döndü abi. Alev öyle laflar edince abi. Abi ya. Ne yaptım ben ya? Konuşabilecek tek adamı da öldürdüm abi. Abi özür dilerim. Önemli değil Faruk. Zaten ben de gebertecektim. Eline sağlık. Yine buluruz merak etme. Sen git dinlen evde hadi. Olmaz abi. Ceset benim cesedim. Ortadan kaldırmam lazım. Ayrıca Alev'in başına gideceğim abi. Faruk merak etme. Alev'in başına adam diktim ben. Kimse girmiyor çıkmıyor. Ayrıca ben ceset hallederim. Hadi uza sen buradan. Pekala Hamza abi. Of ya Alev. Of. Ne oldu lan Faruk'a? Sanırım morardı her yeri. Dayak yedi ya biraz. Of ya. Of anasını satayım. İyi ki vurdum. Şerefsiz. Sen benim Alev'imin götüyle ilgili nasıl yorum yaparsın? Böyle göte getirirler adamı. Neyse eve bari biraz gideyim. Hamza abi haklı. Çok hırpaladım kendimi. Alev'im, Alev'im. İnşallah uyanırsın ya. O güzel gözlerini açarsın ve bana dersin ki... Faruk beni aldatıyor musun? Ben de sana derim ki... Seni aldatırsam al kökünden kopa... Ay acıdı. Ya yapmasın öyle bir şey yapmasın da. Yani öyle yani. Ay Faruk istesem koparırdım ya. Kaç kere fırsatım vardı. Faruk iyi misin sen? İyiyim Alev ya. Alev'in uyanmasını bekliyorum. Hadi Alev. Alev. Rüya görmüyorum. Araba sürüyorum. Ama Alev yanımda. Alev. Alev sen gerçek misin ya? Ay Faruk yani seninki kadar gerçeğim. Seninki derken yani kalbin kadar gerçeğim yani Faruk. Hadi ya. Ne oluyor bana ya? Benim psikolojim mi bozuluyor? Alev sen gerçek olamazsın. Senin hastanede yatıyor ölüyor olmak üzere olman lazımdı. Bak cümledeki saçmalığa bak. Ay Faruk ölüyorum diye yaşamayı mı bırakacağım ya? İşte arada takılıyoruz böyle takılma fazla. O ne demek lan? Yani Alev. Alev ya. Alev seni çok özledim galiba ondan oluyor bunlar. Olabilir Faruk. Ya da abazan kalmışsındır. Git eve de bir elinle yani elinle bir yemek hazırla da ye. O da olabilir Alev. Haklısın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Faruk çıldırmanın eşiğine geldi. Bayağı bildiğiniz Alev'i canlı canlı görmeye başladı. Bakalım kafayı sıyırıyor mu? Bu arada biliyorsunuz istifamızı da bastık. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, oha kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alev ya o memeler yani şeyler gerçek mi? Yalnız bu ne kadar güzeldi. Maşallah maşallah. Kasa ikinci el galiba. Ay lan ne yapıyor bu? Allah Allah ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Allah Allah hala domalıyor. Ne yapıyorsun sen? Aman diyeyim abi dur vurma. Abi iyi misin? Zararı yok Kezel zararı yok. Hak etmişim dedim mi değildi. Sadece bir test edeyim demiştim. Merak etme bacım. Biz böyle şaka yaparız arada Demon'ın dişinde itti. Ay lan sen bir daha yap o şakayı bakayım ben sana ne yapıyorum. Allah Allah. Salatalığı doğrar eline veririm. Wow. Kezel. Bu bayağı sert Demon'ın dişinde itti.